Bölgesel kalkınma politikalarına akademik bir bakış getirecek Bölgesel Kalkınma Dergisi Ocak ayında yayın hayatına başlayacak. Derginin tanıtımı amacıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören yapıldı. Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada dünya ülkelerinin ortak hedefinin topyekün ve sürdürülebilir kalkınma olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Dünya ülkelerinin ortak hedefi nedir diye sorsak herhalde Ekseriyetin cevabı topyekün ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalamak olurdu. Çünkü kalkınma ülkeler için üretimin, milli gelirin, ekonomik, siyasi ve sosyal refahın artması demek. Bölgesel kalkınma ise özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ziyadesiyle önemli. Çünkü bölgesel kalkınma ekonomik ve sosyal yapıyı iyileştirerek kaynakları etkin dağıtabilmenize, böylece bölgeler arasında refah seviyesi farkını azaltabilmenize imkan sağlıyor. İl ve ilçelerimizin rekabet güçlerini geliştirmek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak için bizim bir parolamız var. Topyekün kalkınmış Türkiye. Değerli misafirler, Topyekün kalkınmış Türkiye asla içi boş beylik klişe bir söylem değil. Bir bölgenin ihtiyaçlarını belirlemek, o bölgenin potansiyelini gerçekçi bir şekilde tespit etmek ve doğru müdahaleleri kurgulamak bu işin olmazsa olmazı. Bölgesel kalkınma alanında hem sahada hem de masada oldukça yoğun bir mesaimiz var. Biz bakanlık olarak Bölgesel kalkınma alanında edindiğimiz tecrübenin paylaşılıp çoğalmasını, paydaşlar arasında iletişimin güçlenerek yeni iş birliklerine kapı aralanmasını ciddi manada arzu ediyoruz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Bölgesel Kalkınma Dergisi'ni de aslında bu manada kamu ve akademi dünyası arasında bir köprü görevi gören iş olarak e, hayata geçirdik. Derginin bölgesel kalkınma alanında çalışan ya da çalışmayı düşünen araştırmacılar için adeta bir referans kaynak olarak hizmet edeceğini aktaran Varank, dergide ekonomik, sosyal ve çevresel farklı boyutlarını içeren makalelerin yer alacağını kaydetti. Dergimiz bölgesel kalkınma alanında çalışan ya da çalışmayı düşünen araştırmacılarımız için adeta bir referans kaynak olarak hizmet görecek. Dergide bölgesel kalkınmanın ekonomik sosyal ve çevresel farklı boyutlarını içeren makalelere yer verilecek Türkçe ve İngilizce makalelerin yayınlanacağı açık erişimli ve hakem, hakemli bir dergi olarak 3 ay aylık dönemlerde bu dergimiz yayınlanacak ve biz inanıyoruz ki böylelikle bölgesel kalkınma alanındaki bilimsel çalışmaların sayısını ve niteliğini artırmış olacağız ben güzel bir iş çıkacağına inanıyorum. Akademi dünyamızın farklı bir alternatifte farklı çalışmaları ortaya koyacağına inanıyorum. Bu manada da bu işte emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.